harvested, çaylarımız burada. Harvested by hand in the village of Çeçeva. Buradaki gördüğünüz yapraklardan el yapımı yeşil çay üreteceğiz şu anda. And we're going to produce handmade tea, green tea, but not. Tabii ki sizin. Evet, sizi de alalım. Ben de izlemeyi tercih ederim. Elini dokunmadıktan sonra anlaşılıyor. Alın. Yani Erkut Bey, sen neden bakıyorsun? Demek ki almışlar. Tatlılar mı? Hiç sorun değil. Yani öyle mi? Do you know how the selling prices for this tea? Kaç para? How much? And there's a fixed price determined by the Turkish government every year. Okay. To reduce the content of water. Yes. Thank you. The third period tea yet. Pazartesinden sonra üretime başlayacağız. As of Monday. Next ben size kısaca siyah çay üretimin sürecini anlatacağım. Hey, you understand? It is in English, it is called loose the harvest, loose, to make them loose. Okay. And the harvested tea, we water in the tea, we extract it, and just combine it with the leaf. Şu karşı. Evet hocam, hocam burada olsa da. Fermentation of the bottle. It takes 4 hours. My name is Matthias. I'm a journalist from Germany, and I'm here for Go Turkey in how is this fabric here named? China. Following the trail of the tea with some colleagues from Europe. Adım Matthias, Almanyalıyım, gazeteciyim. Burada bazı Avrupa ülkelerinin arkadaşlarla buradayım. Yes, I expected it this way, but what I want to say is that the region is very, very nice here and and these mountains, the hills, and a nice region for every tourist to see it. It's completely different. Çayın böyle işlendiğini biliyordum, fakat bölge çok güzel. Yani turistler için bilhassa bölge harika. The best I like. Okay, there was a Chinese oolong tea, was very good, but there was another handmade black tea, very good too. Yes, for me the best was the handmade black tea from this region. Yes. Oolong çay da güzel, fakat bence en iyisi el yapımı siyah çay. In the region of Trabzon and Rize, and we're here especially to for the tea harvest season. Adım Philip, Belçikalı bir gazeteciyim. Trabzon ve Rize bölgesini geziyoruz. Amacımız ilk önce çay hasatını daha yakından tanımak. Rehberliğimizi arkadaşım Ali yapıyor. Well, I'm not an expert as to tea, but we had the chance to taste some 10 kinds of tea. Okay. I never knew the word 10 kinds, and it's not similar. It's very different, the one from
each other. Mm. My favorite tea is the black tea. It's quite tasty. Handmade black tea? Okay. It is. Ben tabii ki çay uzmanı değilim. Değilim. Yaklaşık 10 farklı çay test ettik. Fakat en favori çayım, favori çayım, en çok beğendiğim çay el yapımı siyah çay. Bugün daha doğrusu 3 gündür bir çay hasadı turunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu turu esasında biz Rize acentaları olarak daha önceleri küçük çaplı yapıyorduk. Ama artık Kültür Turizm Bakanlığı'nın bunu programına alarak desteklediği bir süreçte bunu Rize'mizde gerçekleştirdik. Bugün ikinci günümüz. İlk gün Trabzon'da bir kültür turu yaptık. Bugün Rize'de çay hasadı ve gastronomi başlığı adı altında ilerledi turumuz. Yarın da ekolojiyle ilgili, yaylalarla ilgili turumuza devam edeceğiz. Dördüncü günde de artık turumuzu bitiriyor olacağız. Misafirlerimiz Avrupa'nın çeşitli yerlerinden geldi. Bunların Polonya'dan gelen, Belçika'dan gelen, Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz var, Alman misafirlerimiz var. Misafirlerimiz iki gündür ciddi anlamda hem kültürel değerlerimizi, hem gastronomiyle ilgili değerlerimizi, hem yöremiz için büyük imkan yaratan çayı ciddi anlamda gördüler ve deneyim edindiler. Örnek olarak bugün sabah çay bahçesine gidip misafirlerimize kendi elleriyle çaylarını toplattık. Sonrasında bir fabrikaya gidip butik üretim sistemi adı altında kendi elleriyle kendi yeşil çaylarını yaptılar. Ve bu sürecin sonunda da kendi yaptıkları çayları tadma imkanı buldular. Ayrıca yöremizde üretilen çayın siyah, yeşil, beyaz, oğlon türlerini hepsinin tadımını yapmış oldular. Hepsi çok severek bu tadımı yaptı ve çok memnun kaldılar. Bugün biraz önce Ziraat Çay Bahçesi'ne gidip şehrimizin merkezinde turizm için yeni bir destinasyon, aslında çok eski bir yer ama çay araştırma merkezinin daha da gelişip güzelleşmesiyle oradaki yapılanmayı da gördüler. Akabinde şimdi çay çarşısındayız. Burada çayla ilgili yapılan, turizmle ilgili yapılan aktiviteleri görüyorlar, mağazaları geziyorlar. Serenderimizi gösterdik. Çay çarşısından şu anda bütün Rize'yi tanıtıyoruz onlara. Buradan sonra da yaylalara çıkacağız artık. Dolayısıyla çok keyifli. Şehrimiz için çaydan sonraki en büyük gelir imkanı olan turizmi bir kapı daha açmış olduk. Bugüne kadar şehrimiz kitle turizmiyle, doğa turizmiyle zaten misafirlerimize yeterince hizmet veriyordu. Şimdi artık butik turlarla, özelleşmiş deneyim turlarıyla da artık çeşitliliğimizi arttırıyoruz. Turizmimizi de mümkün olduğunca 12 aya yayacak şekilde bu tarz hizmetler vermeye gayret ediyoruz.